Sevgili izleyiciler, Ulusal Kanal muhabir arkadaşımız Ekrem Demir Şanlıurfa'da şu anda telefon attığımızda. Ekrem Demir. Merhabalar, iyi yayınlar diliyoruz. Telefon hattımı 3G mi, 4.5G mi, o konuda bir sorunumuz yoktur umarım. Peki, Hulusi Akar ve komutanlar bölgede sabah saatlerinde ulaştı. Senin değerlendirmelerini almak istiyoruz. Evet. Evet, bu Fırat'ın doğusuyla ilgili harekatlılık süreci son 2 gündür hızlanmış durumda. 7 Ağustos tarihinde Amerika ile Türkiye tarafları Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge konusunda bir mutabakata vardıklarını açıklamışlardı. O tarihten sonra da aslında bölgede hem Amerika'nın PKK'ya yardımları hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye ilişkin sevkiyatları devam etti. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Tweedy buradaydı. Burada 3. Hudut Karakolu'nu 3. Hudut Alay Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. 3. Alay Hudut Komutanlığı'nda oluşturulması planlanan müşterek harekat merkeziyle ilgili çalışmalar orada yürüyor. Ve müşterek harekat merkezinin de burada 3. Hudut alayında olması bekleniyor. Bugün itibariyle Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Urfa'da ve şu dakikalarda da yine Akçakale'ye gelmesi bekleniyor. Ve Akçakale'de 3. Hudut Alay Komutanlığı'nda incelemelerde bulunacak. Şimdi bir mutabakattan bahsettik tabii. Mutabakata ilişkinde hem sınırın bu tarafında hem de sınırın öbür tarafında yerel halkın değerlendirmeleri var. Amerika'ya olan işte güvensizliğe ilişkin ifadeler var. Bu konuyla ilgili hem yereli hem sınırın bu tarafını hem de sınırın öbür tarafını bilen, oralarda eşi dostu olan bir iş adamı Süleyman İlboğa ile bu konuda değerlendirmeler alacağız. Süleyman Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle biraz daha gelebilirsek, evet. Merhabalar, Ulusal Kanal yayınına hoş geldiniz. Hoş Şimdi mutabakatı takip ettiniz. Bir müşterek harekat merkezi oluşturmanın dışında mutabakatla ilgili çok fazla bir bilgi yok. Ama mutabakata varıldığı açıklamasından sonra sınırın hem bu tarafında hem de öbür tarafında çeşitli değerlendirmeler oldu. Size yansıyan, karşı tarafta da yoğun olarak ilişkileriniz var. Evet. Size yansıyan değerlendirmeler neler mutabakat konusunda? Şimdi değerlendirme, bölge halkı gerek Türkiye tarafı, şimdi gördüğünüz Akçakale, diğer kardeş ilçe Tel Abyad, evet, ilçesi Suriye'ye bağlı. Buradaki sınır boyunca 460 kilometre işte Irak hududuna kadar buradaki ilçeler genel tarihi boyunca kardeş olarak yaşıyor. Halklar kendi, evet, aralarında. Burada Amerika'nın 18 bin kilometre öteden gelip bu kardeş halkı birbirinden ayırt edip terör örgütü PYD'yi buradaki halkın başına zorla getirip idaresine el koymak, halkın iradesine, malına, mülküne el koyup halkı yerinden zorla göçe zorlayıp ondan sonra buradaki ortak harekete katılması ne Türkiye açısından, Türkiye'deki hudutta yaşayan komşu ilçeler, iller Türk halkı için ve komşu vilayetler için ne de Suriye'deki vatandaş için hiçbir faydası yok. Tam tersine burası daha büyük kaosa getirecek ve bir güvensizlik oluşturacak. Karşı tarafta işte yıllarca ticaret yaptığımız akraba, çevre ki oradaki vatandaşın bu konuya tepkileri büyük. Ne diyorlar, ne istiyorlar, ne bekliyorlar? Yönetim olarak bu güvenlik koridoru bölgesi dediğimiz 30-40 kilometre aslında olması gereken daha fazla. Ancak işte bu mevcut olan bu güvenlik koridorunun daha büyütülmesi ve sadece güvenlik açısından Türk ordusunun ayını sağlamasını bekliyor. Herkesin umudu bu. Amerika ile Türkiye askerinin orada ortak yapılan bir hareket, bir halkın beklentisi değil. Halkın beklentisi sadece Türk ordusunun oraya gidip PYD'yi oradan çıkartıp oranın yerli halkına, yerel idaresini teslim etmek.
Evet. PYD ile olan oradaki işte halkı göçe zorlamak, gerek Kürt, gerek Arap, orada gerek Türkmen, gerek bütün orada yaşayan bütün halkın beklentisi sadece Türk ordusunun oraya girip oradaki asayişi sağlamak ve yerel işte halkın yönetimini onlara devretmek, halkın kendi iradesini kendisine bırakmak. Şu anda orada PYD'nin yaptığı, terör örgütü PYD'nin yaptığı halkı oradan zorla göçe zorlamak. Evet. Gerek Kürt, gerek Türkmen, gerek Arap, bütün görüştüğümüz vatandaş oradakilerle hepsinin fikri bu. Bizim beklentimiz de Türkiye'nin, Türk ordusunun oraya tek başına bir hareket düzenlemesi ve hareketin uzunluğu 10 kilometre, 20 kilometre değil de daha fazla, 40 kilometre daha ötesi ki oradaki halk beklentisi budur. Yani bu Deirizor'da çevreniz var, Haseke'de yani çevreniz var. Görüştüğünüzde bir hazırlıktan, Türk ordusunun aslında 7 Ağustos öncesi mutabakatın açıklanmasından önce bir hazırlık, Türk ordusu gelecek, ona yardımcı olacağız gibi bir beklentiler vardı. Size somut olarak bu anlamda bir hazırlık anlamında bir şey ifade ettiler mi? Beklenti, yani orada görüştüğümüz oradaki yerel aşiretler, gerek Kürt aşiretleri, gerek Arap aşiretleri, gerek Türkmen, gerek orada yaşayan halkın beklentisi sadece oradaki asayişi Türk ordusunun oraya girip oradaki düzeni sağlamaktır. Evet. Aksi takdirde Amerika ile orada yapılacak ortak bir hareket, bir operasyon, bir başarı sağlayamaz. Çünkü Amerikalılar oraya fitne getirir, bir düzen getirmez. Evet. Yani halkın beklentisi, güveni Türk ordusunun oraya girmesi. Amerikalıların orada bulunmasından halk rahatsız. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, şu an Akçakale Tel Abyad sınır hattındayız. Tam arkamızdaki görünen Tel Abyad. Tel Abyad PKK-PYD'nin kontrolünde ve halen PYD'nin bayrağı asılı orada. Şu an 3. Hudut Alay Komutanlığı'nda Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'nin gelmesi bekleniyor. Orada incelemelerde bulunacak ve Hulusi Akar ekibi aynı zamanda hudutta da, sınır hattında da incelemelerde bulunacak. Buradaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Sözü yeniden sizlere bırakıyoruz.